hocası olan beste ve söz ustası Halil Damdam genç delikanlı döneminde Urfa'nın kesme taş dar sokaklarından geçerken o kızgın sıcaklarda kara çarşaf içerisinde Gülçubuğa endamında esmer şirin bir kızla karşılaşır. O dar mesafede birdenbire içine bir ürperti düşer ve kızın peşinden evini takip eder. Evini takip eder, aile büyüklerine söylesin de bunu istesinler diyerekten. Fakat bir türlü açılamaz. Ha bugün hayal derken aradan zaman geçer. Arkadaşlar bir gün gelirler derler ya Karusta, bizim burada bir fakirimiz var, o yetim çocuk evleneceğim. Seni de sazı, sözü, kuvvetli, acaba o yetimin yükünü kaldırıp bu gece hoş bir asbak gecesi yapalım. Derler de asbak gecesi olayım. Bakar ki yapılan tarif, kendisini sevdiği kızın kapı kaçtı. Der tamam, seve seve gelirlerdi. İçinden de der ki, bu akşam ben türkülerimden kıza olan sevgimi anlatırım. O kız benim sevdamın sesini duyar dedi. Akşam olur aynı saatte aynı yerde Halil Damdam gider, oturur, müzik meşkine başlarlar. Halil Damdam ve misafirini alır, indir gönül bağına, kız ben garibem, takıldım güldanına, sen de sevmişem. Arkasından kırmızı güllerin, yaprağınların, sevda hançerinin, yarasıların koyar, gece çok güzel geçer. Müzik faslı bitmiştir, herkes eve giderken Halil Damdam da eğilmiş, ayakkabısının bir tekini bağlamak üzere sazı da duvara dayamış. Kapıda herkes onları yolcularken biri dönerdi. Ya Karusta sen bu gelin kızımız, gelin bacımız kimlerdendir bu? Gelinimiz ne, kimin ne, ne söyleyeyim? Yapılan tarife baktığı zaman Halil Damdam'ın sevdiği kızın asbak gecesiymiş. Bu olsun. İşe bak. Halil Damdam o an bir ayakkabını bağlamadan sazını unutur. Ve sendeliğe yola düşmeye başlar. Biraz gittikten sonra yarım saatlik evdeki mesafelik yolu 1,5 saatte alır. İkide bir kesme taşı duvara yaslanır. Ve der lan ben böyle bir gecede mi saz çalacaktım? Ben böyle gecede mi koyrat söyleyecektim? Ben böyle bir gecede mi elim mızrak tutacaktı? Ben oturup kendi halıma ağlayacağıma, ben kendi derdime yanacağıma, ben bir şivanlar edeceğim ama yazıklar olsun diye ben böyle bir gecede saz çalmışam, koyra söylemişim, türkü söylemişim. Ben nasıl orada böyle bir gecede dilim döndü de ben bunları söyledim diye. Ve eve gelir uzandığım zaman sabah ezanının okunduğunu duyar. Orada duyguları şöyle dile gelir. Sevdim seni güzelim, en derin hislerimle. Bırakıp gitti beni insafsız kaderimle. Kara kız, kara kız, atma beni nara kız. Ol derdine çara kız, kara kız, kara kız. Merhamet yok mu sende? Takat kalmadı bende. Göz göz olmuş kanıyor yaralarım sinemde. Kara kız, kara kız, at derdine çara kız. Merhamet yok mu sende? Takat kalmadı bende. Göz göz olmuş kanıyor yaralarım sinemde. Göz göz olmuş kanıyor yaralarım. Yaptı beni.